Filistin'de bu Yahudi meselesinin başlaması ne zaman oluyor? Şimdi yani biraz önce yani sen 1800'den anlattın. Önce yani. Böyle tabii, bir problem yok. Yani 19. gelene kadar gerçekten bir problem. Hı-hı. Yani o ne Yahudilerle Hristiyanlar arasında veya ne Yahudilerle Müslümanlar arasında. Yani o Osmanlı hakimiyeti kendini çok doğal olarak hissettiriyor tabii. Ve bir sıkıntı yaşanmıyor. Şimdi problem diyebileceğimiz olayların çıkması aslında bu Fransız ihtilalinden sonraki bir takım milliyetçilik cereyanları gene yani Osmanlı devletin dışında gelişen olaylar neticesinde karşımıza çıktı. Hmm. Yani zaten geleneksel olarak bir Yahudi düşmanlığı var Hristiyan ülkelerde. Şimdi milliyetçilik cereyanlarının giderek hız kazanması aslında bu Yahudi düşmanlığını da tekrardan gündeme getirdi. Evet. Yani Avrupa'daki ülkelerdeki Yahudiler gene en azından işte 15. yüzyılda yaşamış oldukları sıkıntıları tekrar yaşama başladılar. Ve bunun arayışı içinde Yahudiler için bir takım çözüm önerileri. Burada önceliği İngiltere alıyor. İngiltere'nin pozisyonu da şu. Bir sıkıntı yaratacaksa kendi ülkesinden uzakta olmasını tercih ediyor. Yani dolayısıyla Yahudiler için bir yurt arayışı. Sadece o değil tabii ki. Kendi çıkarlarını koruma da var. Petrol vesaire. Hindistan'a giden yol. O zaman petrol yok. Yani şimdi bu tabii ki Hindistan yolunu güvence altında bulundurmak her zaman için önemli. Ama tabii onun Yahudiler açısından çok yani Yahudiler çok fazla bir katkı yapamaz ya, o Orta Doğu açısından var. Orta bir işte hakimiyeti altına. Müttefik arıyor şimdi. Katolikleri Fransa koruyor. Ortodokslar evet. Rusya'da. Protestan tabii. Grup yok. Şimdi tabii o aslında yani İngiltere'nin Dürziler var. Hı-hı. Mesela Orta Doğu'da en azından bu anlamda istismar edebileceği bir topluluk olarak. Şu Osmanlı Devleti'nin bu 93 Harbi'nden sonra içinde bulunduğu zor şartlarda İngiltere'yi bu anlamda harekete geçirdi. Aslında tam anlamıyla devlet olarak da değil. Yani mesela Olipan isimli bir İngiliz öncelikle böyle bir proje geliştiriyor. 1879 yılında. Hmm. Yani Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde sıkıntılı günler geçirmekte olan Yahudilerin Filistin'e yerleştirilmesi. Yani burada şimdi Osmanlı Devleti 1875'te iflas etmiş. Yani maddi açıdan çok zor durumda. Ondan sonra 93 Harbi çıkmış. Rusya'yla ağır bir yenilgi elde etmiş. Evet. Ortaya çıkmış ve onun dışında işte büyük toprak kayıplarına uğramış. Yani tam anlamıyla dibe vurmuş diyebileceğimiz bir dönemde böyle bir şeye, böyle bir şarta razı olabileceğini düşünüyorlar. Yani Olifa'nın geliştirdiği proje buna yönelik. Bu zor durumda Osmanlı Devleti'ne Filistin'den bir takım Yahudiler için toprak satın almasını ikna edebilir düşüncesiyle bu proje geliştirmiştir. İşte deniyor ki Yahudiler oraya yerleşsin, orada tarımla uğraşsınlar, işte sanayiyle uğraşsınlar. Yani bölgeyi imar etsinler tarzında bir taleple Osmanlı hükümetine bir başvurusu var. Şimdi Osmanlı hükümeti bu başvuruyu değerlendirdi ve bunun mümkün olmayacağı kararını verdi. Yani demek 19. yüzyılda bizim Yahudi meselesinin ve Filistin meselesinin gündemimize gelmesi öncelikle bu vesileyle. Hmm. Yani Olifa yani bunlar zor durumda bize toprak satar diyorlar. Yani evet bu zor durumdan faydalanmak, devletin içinde bulunduğu zor durumdan faydalanarak biz Yahudileri Filistin'e yerleşebiliriz. Yani böyle bir proje geliştirmişler. Fakat Osmanlı hükümeti bunu görüşüyor ve olumsuz karar veriyor. Yani bu öneriyi reddediyor. Tabii ki hükümetin almış olduğu bir karar aynı zamanda Abdülhamit tarafından da onaylanıyor. Yani 1880 yılındadır bu. Dolayısıyla hükümetin o kararı almasını da Abdülhamit istemiştir zaten. Zaten tabii yani o benim genel anlamda değerlendirdiğim 2. Abdülhamit uygulamaları işte bunu bir nevi başkanlık sistemi olarak değerlendiriyorum. Tabii ki aslında biraz da kolay anlaşılır olması açısından. Yani tabii. Kararı önce alıyor Abdülhamit, ondan sonra zaten hükümete uygulatıyor. Ya babayla onun döneminde Osmanlı hükümeti devre dışı. Tabii tamamen devre dışı. Yani netice itibariyle gene hükümetlerden kararlar çıkıyor ama
aslında 2. Abdülhamid'in istediği tarzda kararlar çıkmış oluyor. Dolayısıyla burada da hükümetin vermiş olduğu karar aslında Abdülhamid'in istediği karardır. Ve bu 1880 yılındaki karar aynı zamanda bir yasaklamayı da beraber getiriyor. Yani Yahudiler Filistin'e yerleşemezler şeklinde bir karar da paralelinde geliyor. Yani demek ki o zaman o dönemde o riski ve tehlikeyi görüyorlar. Yani bunlar tabii, Filistin'e kesinlikle. Yerleşecek. Tabii kesinlikle. 80'de mi çıkıyor ilk yasak? 1880 yani ilk bununla ilgili ilk karar 1880. Ve söylenen şey şudur. İleride başımıza siyasi bir gayle çıkarır bunlar. Yani ilk gerekçe budur. Ondan sonra diğer gerekçeler de peş peşe sıralanır ama özellikle bu siyasi gayle çıkarabileceği şeyi gerekçesi son derece önemli. Yani uzun vadede sonraki yıllarda neler olabileceğini aslında o dönemde görmüş oluyorlar. Sonra tabii ki bir dönüm noktası aslında Yahudiler açısından ve Avrupa'da yaşadıkları sıkıntıların çoğalması açısından. Asıl Rusya'daki problemler. Evet, Rusya'daki Rusya'da Çar'ın suikasta uğraması. Şey dönemi bundan sonra da değil mi? Çar Aleksandr'ın öldürülmesi. Evet, ondan sonra tabii yoğunlaşıyor çünkü. Göç talepleri yoğunlaşıyor. Bize talep.